Evet, robotumuz burada da görüldüğü gibi bir çizgi üzerinde ilerlemekte. Çizginin sonunda geldiğinde bu objeyi görüyor. Objeyi gördüğü zaman öndeki kollarını kapatarak objeyi alıyor ve yani kendi etrafında dönerek yani çizgiyi takip etmeye geri dönüyor. Yani daha sonra obje yani ulaşması gerektiği yere geldiğinde de bu şekilde objeyi bırakıyoruz. Biz bu robotu ilk kez arkadaşlarımla birlikte yani Polonya'daki bir yarışmada tasarlamıştık. Yani bu robot şu an çok basit bir yani prototip olarak görünse de bu robotun gelişmiş versiyonları yani fabrikalarda yani savunma sanayinde insanların hayatlarını kurtarmada yardımcı olabilir. Biz bu robotu bugün yani burada gördüğümüz arkadaşlarımla birlikte tasarladık. Hello, my name is Lucia. I'm 17 years old and I come from Croatia. This is our Croatian team. This is our fourth day here and we're really happy and really thankful. Mm-hmm. So we are going to talk what we did in these few days. Our topic was algorithmic thinking. Okay. Lucia, 17 yaşında, Hırvatistan'dan gelen öğrencimiz. Şu ana kadar algoritmik düşünceyle ilgili çalışma yaptık diyor. Go on. So first we prepared a short presentation about algorithmic thinking in our homes. Mm-hmm. We got few questions. First was what is an algorithm, then history of algorithm, importance and computer algorithm. Mm-hmm. Okay. Ülkemize gelmeden önce algoritma ile ilgili prezentasyon hazırladılar. Bu sunumlar algoritma nedir? Algoritmanın tarihçesi, bilgisayar algoritması ve algoritmanın önemiyle ilgili olan sorulardı ve bu sorularla ilgili bir sunum hazırladılar. So we presented that on our first day. And then we started working on algorithm problems. Our Reyhan Hocam, she made few first presentation and then few examples. And then we had algorithm problems which we were supposed to solve. İlk gün bu sunumları yaptılar. Daha sonra benimle birlikte benim koordine ettiğim bir atölye çalışmasında ben algoritma ile ilgili bir sunum yaptım. Daha sonra onlara yapacakları algoritma ile ilgili problemleri verdim ve uluslararası çalışma gruplarıyla öğrencilerimiz bu problemlerin nasıl çözüleceği hakkında çalıştılar. Then on the next day, we had algorithmic orienteering map of the old city which we were supposed to solve and follow. Daha sonra algoritmanın orienteringde kullanılmasıyla ilgili bir çalışma yaptılar. Öncesinde bir harita hazırlandı. Odun pazarı bölgesiyle ilgili. Daha sonra bunun algoritmasını çıkardılar ve odun pazarı bölgesinde orienteering yaptılar. And we also prepared an algorithmic cooking at our homes. So we cooked today and kind of solved that problem as you could see later. Algorithmic cooking problem. Mm-hmm. Tamam. Okay. daha sonra algoritmanın yemek pişirmede kullanılmasıyla ilgili bir çalışma yaptılar. Kendi ülkelerinde ne pişireceklerine karar verdiler ve onun algoritmasını çıkardılar. Burada da bu yemeklerini pişirdiler yine gruplar halinde. Mm-hmm. Okay. Say some. No, that's all. Okay. Thank you. Adım Reyhan Bilgili. Fatih Fen Lisesi'nde İngilizce öğretmeniyim. Okulumuzun Erasmus Plus K229 projesi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Projemizin konusu bilgi iletişim teknolojilerinin uzaktan ve geleneksel eğitimde kullanılması. Aynı zamanda robotik ve kodlama ile ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Projemiz bakanlığımızın 2023 vizyonuna uygun
okulumuzun kuruluş amaçlarına uygun bir proje. Öğrencilerimizin var olan potansiyellerini ortaya çıkaran bir proje. Şimdiye kadar yaptığımız hareketliliklerde ileri sunum teknikleri, robotik kodlama, online ders hazırlama, algoritmik düşünce, akıllı tahtaların etkin kullanılması ve web sitesi tasarlama gibi konularda öğrencilerimiz uluslararası çalışma gruplarında çalışmaktadırlar. Şu anda burada projemizin ev sahipliğini yapıyoruz. Türkiye'de okulumuzun spor salonunda kendi kültürümüzü anlatabileceğimiz etkinliklere yer verdik. Ebru, hat, halk dansları, el işleri, robotik çalışmamızın sergileneceği standlar. Standlarla beraber bugün burada kültürümüzü anlatacağız. Teşekkürler.